Merhaba dostlarım, ben Serdar ve San Andreas gizemleri seri katillere hoş geldiniz. Herkes biliyor ki San Andreas'ı bitirmeye çalışırken çoğunun CJ'in sorumlusu olduğu yüzlerce, belki de binlerce cinayete tanık oluyoruz. Tabii bu da demektir ki San Andreas'ın her tarafı katillerle dolu. Fakat bazı mitlerde öyle katiller geçiyor ki bu katilleri duyunca iliklerimize kadar korkuyor, hatta bir daha San Andreas'ı açamaz hale bile geliyoruz. 1. Mezar soyguncuları. San Andreas'ın dört bir tarafındaki mezarların bir kısmında bazı boş mezarlar bulunur. Bu mezarların bazıları oluşan bug'lar yüzünden böyledir, bazıları da detay olması amacıyla böyle bırakılmıştır. Yine de bu boş mezarlar bazı oyuncuların kafasında soru işareti bırakmış, bu oyuncuları oyunda bir mezar soyguncusu aramaya yöneltmiştir. Eğer bu oyuncular haklıysa Rockstar benim bile onlar hakkında konuşmaya cüret edemeyeceğim katillere göndermeler yapmıştır. 2. Catalina. Hepimiz Catalina'nın problemli ve baş belası olan birisi olduğunu biliyoruz. Fakat Catalina bundan çok daha fazlası. O aynı zamanda cinsel takıntıları, kişisel bozuklukları ve şiddete eğilimi var. Senaryo sırasında CJ'ye silah zoruyla sadistik bir şekilde tecavüz ediyor. CJ ile ayrıldıktan sonra da CJ'ye tam olarak 5 defa telefon ediyor ve hatta Catalina son telefon aramasını CJ'yi kıskandırmak için Cloud'la cinsel ilişkiye girerken yapıyor. Dahası Catalina çok uzun bir ihanetler serisine de sahip. San Andreas da CJ'ye GTA 3'te ise başta 9 yıllık sevgilisi Cloud olmak üzere kendi çete üyelerine de ihanet ediyor. Ayrıca San Andreas da Catalina'nın evinin yanındaki 3 isimsiz mezarın onun öldürdüğü eski sevgililerine ait olduğu düşünülüyor. Evinin üzerindeki kurşun delikleri bu teoriyi destekler nitelikte. Büyük bir ihtimalle de Catalina GTA 5'teki Trevor karakterine ilham oldu. 3. Paranoyak katil, diğer adıyla Mr. Trenchcoat. Bu karakter şüpheli bir şekilde tamamen siyah giysiler giyiyor. Böyle giyinerek gizli kalmak istediği düşüncesini veriyor. Mr. Trenchcoat sürekli bazı insanlar kendisini kaçıracakmış gibi, yine uzaylıların deneylerine maruz kalmaktan korkuyormuş gibi paranoyakça konuşuyor. Bazı oyuncular ceset torbalarının onun işi olduğuna inanıyor. Bazı oyuncularsa adamın Tierra Robada'daki evinde elindeki shotgunla CJ'ye saldırdığını iddia ediyor. Bu, bazı oyuncuların isyan hile modunu açmasından kaynaklanıyor olabilir. Fakat yine de bu adamın paranoyakça davranması, yalnız olmasına sebep olabilir. Eğer durum buysa, Mr. Trenchcoat evine gelen herkesi yabancı bilecek ve paranoyası onu ele geçirecek, o da yabancıları uzaylı zannedip saldıracaktır. 4. Pigsy. Pigsy, Rockstar'ın diğer bir oyunu olan Manhunt'ta gerçeklikle olan bağlantısını kaybetmiş, maske olarak ölü bir domuzun kafasını takan korkunç bir katildir. Oyuncular, bu yaratığı Shady Creeks ile Mount Child'da gördüklerini iddia etmekte, katilin silah olarak elektrikli testere kullandığını söylemektedirler. Kanıt olarak, San Fierro'da Zero'nun dükkanındaki Pigsy oyuncak figürünü öne sürmekte, bu modelin biraz daha büyük halinin San Andreas ormanlarında gezdiği söylenmektedir. Rockstar'ın yeni oyunlarında eski oyunlarına gönderme yapmayı ne kadar sevdiğini göze alırsak bu katilin varlığı kesin olmasa da muhtemeldir. Ve beşincisi ve en tehlikelisi Leatherface, diğer adıyla Testere Katili. Leatherface, Texas Katliamı adlı filmindeki uydurma bir karakterdir. Genelde Panopticon ve Fisher's Lagoon bölgesinde görüldüğü iddia edilir. Fisher's Lagoon'da iskelenin sonunda eski bir yürüyen sandalye vardır. Bu, Rockstar'ın Texas Katliamı adlı filme yaptığı bir göndermedir. Ayrıca bu bölgedeki insanlar arasında şöyle bir diyalog da geçer. Have you seen this disabled person chair moving? No. Have you? Neither have I. Tercümesi ise şöyledir. Tekerlekli sandalyenin hareket ettiğini gördün mü? Hayır. Sen? Ben de. İnsanlar arasında böyle bir diyaloğun olması bu sandalyenin zaten önceden bir mitin odak noktası olduğunu gösterir. İnsanlar Panopticon bölgesinde gece vakti elektrikli testere sesleri duyduğunu söylerler. Hatta bazıları bölgede testere sesleri duyduktan sonra testere katilini gördüğünü iddia eder. Çok tuhaftır ki bölgenin girişinde de bir elektrikli testere bulunur. Ama bölgede testere sesinin duyulması normal olabilir. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla Panopticon'da düzenli ağaç kesimi yapılmakta ve depolanmaktadır. Fakat Rockstar ayrıca gizemli bir açıklama yapmıştır. We are sure some crimes take place there, only currently we don't know what. Tercümesi ise... Orada bazı suçlar işlenildiğini biliyoruz ama şu an için ne olduğunu bilmiyoruz şeklindedir. Leatherface'in varlığına dair gösterilen en güçlü kanıt ise bölgelerdeki tüm kulübelerin zeminlerinde kan lekeleri olmasıdır.
Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla gizem videosu için abone olmayı, gizem videolarının devamı için like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.